Evet selamlar herkese ee, yeni bir videodayız şimdi bu videoda kontrolmatiği bir anlatacağız. Geçtiğimiz gün iki gün önce kontrolmatiğin bir analist toplantısı vardı. O toplantıda bazı bilgiler edindik ama verilen bilgiler yani ka, kapta da zaten sunumu var. O sunumun üzerinden gidildi. Sohbet edildi. Ee, sormak istediğimiz sorular vardı. Bu, bu, bunları da sorduk tabii ki. İyi oldu. Sizler de sürekli yazıyorsunuz. Hocam ne zaman kontrolmatik ile ilgili bir video yapacaksınız, bir yazı yazacaksınız. Yazıyı yazamadım ama bir tane video e, yapmak istedim. Sizi de çok sıkmak istemiyorum. Yani çok kısa, çok uzun bir video da istemiyorum. Şimdi e, biraz sohbet edelim isterseniz. Yani kontrolmatik aşağı yukarı e, ekim. İşte Ekim 2020 gibi e, borsada işlemi açıldı. E, neredeyse işte bu yıl Ekim'de 2 yıldır borsa borsada işlem gören bir firma olacak. O günden bugüne e, yaklaşık 20 kata yakın, 20 kata yakın bir yükselişi var aslında. Yani az buz bir çıkış bu değil elbette ki. Bu dönemde tabii ki net karı arttı, büyüdü, yeni işler aldı. Sistem entegrasyon dediğimiz yani, yani şu anki yaptığı iş olarak da cirosunu sürekli yükseltti. Bununla birlikte 2021 yılı gibi yeni bazı işler ilan ettiler. Bu birinci ilan edilen iş işte bu pil ile ilgili. Yani lityum iyon pil yatırımıydı. Ee, i̇lk defa e, 2021'in e, de yaptığı sunumlarda... Bu mesela girdi oraya az sonra bunları da gö göstereceğim yani e, aslında bu firmanın gelişimi gelen şeyler böyle çok sessiz bir e, gelişim yok ortada yani sürekli açıklamalar var ilanlar var bunları şey yaptıkça çok daha e, önemli olacak tabii ki ve bu lityum iyon pilin yanına e, bu sefer uydu e, te teknolojileri yatırımını ilan etti özellikle IoT olarak yani nesnelerin internetiyle de ilgili ve şu anki yapmış olduğu Controlix markası ile de yapmış olduğu iş işle de ilgili olan bir durum bu. Bu da mesela yeni bir işti ve bunun da sonuna da bir robotik olarak yani bir robot kolu yatırımı ilan etti. O o robot da mesela hazır şu anda ilk şey ise örneği hazır. Onu da 2000, işte gelecek yıllardan itibaren o da devreye girecek. Şimdi kontrol, matin, şu anki bilançosunda bu bahsettiğimiz yeni işler yok henüz. Şu anki bu bilançoda sistem entegrasyon olarak ifade edilen, işte bu enerji santrallerinde yapmış olduğu... Taahhüt üzerine yapılan işler var işte yani sistem otomasyon yazılım makinaların entegrasyonu gibi faaliyetler var ve onlarla birlikte zaten bu yıl ilan ettiği net karlılık falan öyle geliyor ama gelecek yıldan itibaren işte bu yapmış olduğu yatırımlar devreye girecek. Bu arada kontrolmatik tabi şu anda gelirlerinin çok büyük bir kısmı döviz bazında yani %90'a yakını döviz bazlı bir gelir. O yüzden bir kur riski yok. Dövizin yükselişiyle birlikte hani kontrolmatik bir yani kor, kurlarda yaşanabilecek bir ani bir hareketten ötürü kontrolmatik olumlu, olumsuz değil olumlu olarak etkileniyor. Ee, ve sürekli e, yeni işlere girişen bir şirket. Şimdi bu ilan ettiği üç tane yatırım, e, lityum iyon pil uydu e, ve IOT işi ve yine bu robot işi. Aslında hani gayet geniş bir vizyonda olan bir iş, gayet iyi bir iş bunlar. Yani e, yani mevcut yaşadığımız 100 yıl için, 100 yıla uygun ve şu an içinde de çok ciddi de bir gelişmeye de açık olan işler aslında. Ee, bununla birlikte bu litium iyon pil yatırımında bu yılın Ocak ayında ...Fabrika'nın yatırımına ilk start verildi biliyorsunuz. Ee, bu yatırım gelecek sene birinci çeyrekte bitecek, ikinci çeyrekte artık ilk üretimler başlanacak. Bunun işte Ticari anlamda satışı 3. çeyreğe kadar sarkabilir. Hani sarkar ya da belki daha da erken bitirilir falan o konuda da bir şey söylemek zor ama yani takvim bu. Yani 2023 yılının 3. çeyreğinden itibaren artık bu lityum-iyon pilden ilk başta bu pil fabrikası 0.5 gigawattlık bir kapasiteye ulaşacak. Bir sonraki yıl işte bu daha da artacak 1.7'lere kadar çıkacak ve ilerleyen yıllarda bu fabrikanın kapasitesinin 2.2 gigawattlara kadar çıkması hatta daha da yukarıya da gidebilmesi yani en fazla 3 zaten olabilecek gibi duruyor sanki buralara kadar çıkması zaten şu anda tahmin edilen yani bizlere de sunulan bir, bir öngörü. Ee, bunlar size de zaten anlatıldı. Kaptaki sunumda bunlar var. O yüzden çok detaya girmiyorum. Bu arada aynı şekilde bu lityum-iyon pil ile ilgili olarak ee, bu arada e, Amerika'da önde gelen bir enerji şirketinden e, bir şimdiden bir sipariş alındı. E, 2024'ün ikinci yarısından itibaren bu siparişe yönelik satışlar başlıyor. 2028 yılı sonuna kadar 5 sene içerisinde toplam 7,5 GW'lık toplam bir satış için zaten mevcutta da anlaşması var. Şimdi burada e, lityum iyon pilde bir de Amerika'da bir yatırım seçeneği var. Amerika'da bir e, Amerikan hükümeti bu konuda önemli bir teşvik paketi ilan ettiği ifade ediliyor. Ee, ve ner, neredeyse yatırımın hani yarısına yakını değil de hani üçte birini falan devlet ödüyor. Üstüne üstlük burada önemli olan şey şu yatırımı yapana da teşvik veriliyor. O yatırımın ürününü alana da teşvik veriliyor. Yani çift taraflı çok önemli bir teşvik var yeşil enerji ile ilgili. Ee, dolayısıyla tabii kontrol matikte bundan da faydalanmak istemiş ve müracaat etmiş vaziyette teşvik için. O teşvikten sonuç şu anda bekleniyor. Ee, gelecek cevaba göre hareket edilecek. Yani eğer teşvik onayı gelirse e control, mesela Amerika'da da bunun gibi bir yatırıma girişecek. Orada da tabi bir gigavat olarak bir büyüklükler oluşacak. E gelmezse de buradan mamul e gönderilecek ve orada yani buradan e şey hammadde gönderilecek ve orada da Bunlar mamule dönüştürülüp e, öyle de satışı da olabilecek. Yani ona göre, duruma göre bir hareket etmesi müm mümkün olabilecek. E, burada tabii bunun yani, ham maddesini sorduk. E, nasıl elde edeceksiniz? Bunun ham maddesini üreten bir şirketin de %51 hissesinde satın aldılar burada. E, IOT'de e, uyduyla ilgili e, bu yılın... E, Kasım ayında ikinci uydu gönderiliyor. İlk uyduya göre daha tabii gelişmiş bir uydu. Daha gelişmiş bilgiler alınacak. Çok daha veri analizi, data analizi üzerine gelişmiş bir uydu olacak bu. Ee, biliyorsunuz bu uydular yakın irtifa uyduları yani alçak atmosfer uyduları. Ee, yani dünyaya çok yakın yerde hareket edebilen uydular. Ee, bunun ardından 2023'ün de Şubat ayı gibi de üçüncü uydu gönderilecek. Üçüncü uydunun da amacı yeryüzünü gözlem yapmak ee, amacıyla gö gönderilen uydu. Bu uyduların ilk etapta işte ilerleyen zamanda 100 adet ol olması öngörülüyor. Daha da ilerleyen zamanlarda bunlar çok daha yukarılara yani 1000 adete kadar falan çık çıkması da tahmin ediliyor açıkçası. Kontrol X markasıyla yapılan bazı işler var. Mesela şu anda da var. Siz havalimanına gittiğiniz zaman, orada tuvaletlere girdiğiniz zaman, orada sabunluklar var biliyorsunuz. O, o sabunlukların hani bittiği anda anında hemen gözlem yapılabiliyor. Bir sistem var, hemen anında haber veriliyor. Tık işte hangi yerdeki, hangi tuvaletteki kaç nolu sabunluk diye. ...nokta atışı bir bilgi geliyor. Hiç vakit ve enerji kaybı mesela olmadan o işler yapılıyor. Bunun gibi şu anda zaten girdiği işler var. Gelecek yıllarda bunun bu cihazlara tabii... ...küçük bir antenli bir aparat takılarak... ...buradaki bilgilerin yukarıya uydulara iletilmesi... ...ve uyduların arasında haberleşerek... Genel merkez data veri istasyonuna bun, bunları indirilmesi öngörülüyor. Milyonlarca adet e, cihazlardan bahsediliyor. Yani e, sizin su sayacınız olabilir, başka sayaçlar olabilir, elektrik sayaçları olabilir. Havaalanında, AVM'lerdeki, kullanılan kol, her şey olabilir. Yani yangın tüpleri, az önce verdiğim gibi sabunluk gibi pek çok örnekler. Hepsi ölçülebilecek, hepsi takip edinebilecek veri analizi olarak ve bunları da ciddi bir hizmet olarak da sunacaklar. Yani niyet bu yani güzel işler bunlar aslında şu anda gündemde olan işler. Üçüncüsü de robot e, yatırımı. Robot dediğiniz bir kol e, hani baksanız çok böyle güzel de bir şey değil yani böyle ham ham hali aslında ama onun tabi son hali gayet güzel. Yani mesela en son gelinen noktada o robot mesela satranç oynuyor sizinle içine bir yapay zeka yüklemesi var. Nerelerde kullanılabilir diyorsunuz? Hani daha hafif olan işlerde işte restoranlarda, bir araba tamircisinde, bir eee kafeteryada bir işte kahve yapıcısında her yerde kullanılan basit işlerde bugün bile halen daha bunlar kullanılan ve sürekli de gelişen bir pazar. İlerleyen yıllarda bu bu Pazarda çok ciddi büyümeler öngörülüyor. Ön Bunları bu şekilde bir şey yapmak mümkün, özetlemek mümkün. Şimdi benim açıkçası bu toplantıdan edindiğim izlenim şu. Hani pek çok yazılar yazıldı, pek çok meslektaşım da zaten size yazıldı. Bunlar şu anda internette piyasalarda var bu raporlar. Analiz toplantı notları diye hepiniz okuyorsunuzdur sunum da var sitede ve kapta onu da mutlaka indirin ve inceleyin ve okuyun açıkçası bunlardan ben size bahsetmeyeceğim ben bir toplantıya gittiğimde niçin giderim bir kere e, yöneticilerin gözlerinin içini okumaya giderim yani o ışık var mı o o enerji o heyecan var mı diye o açıdan mesela oldukça olumluyum yani e, Sami Bey çok olumlu bir şekilde Pardon çok enerjik bir şekilde çıktı ve anlattı. Gerçekten anlatmak istiyor yani ve anlatırken de büyük bir şevkle anlatıyor. İkincisi dikkat ettiğim konu, konuya tamamen hakim. Yani herkes hakim. Sami Bey de hakim. Yani bütün bu yapılan işlerle ilgili, bütün bunun tek, teknolojilerine, her şeyine hakim A'dan Z'ye. Ee, ve bu üç tane yatırım aslında tesadüf eseri yapılan yatırımlar değil açıkçası. Bunlara böyle çok nokta atışı, bunların arkasında çok büyük bir analiz var, çok büyük bir inceleme var, çok büyük bir arge yatırımları var, incelemeler var, analizler var. Bunların sonucunda atılan adımlar bunlar. Yani öyle e, daha daha, yani işte dünyada çıkan bir rüzgar var da hadi biz de o rüzgara bir ...adımızı uyduralım şeklinde değil. Evet bir rüzgar var. Gelecek bu tarafa doğru gidiyor ama biz bu rüzgarın hangi alanında olmalıyız diye... ...oturulmuş, hesap edilmiş ve yapılmış. Mesela bu açıdan benim için oldukça e, olumlu bir izlenim oldu. Mesela size bu robot yatırımından bir şey, e, örnek vereyim. Bu robot tabii bir metreye kadar büyüklükte bir şey hani... Kutuda bile size gelecek. Amazon'dan falan sipariş edebileceksiniz. Kutuda gelecek. Açacaksınız. Monte edeceksiniz. Onun bir yazılımı var. Onu yükleyeceksiniz. Ve robotunuz sizin için hazır olacak. Yani günlük hayatta bile bunlar ileride kullanılabileceğini ifade ediyorlar. Ama mesela endüstriyel alanda kullanılan robotlar bu sektörde en büyük, Pastaya sahip olan robotlar mesela, ya buraya girmemişler mesela. Yani çünkü şunu diyorlar, yani çok büyük markalar var, çok büyük şirketler var. Yani bunlarla rekabet etmek çok kolay değil diyorlar. Yani yüzde 95'i bunlardan oluşuyor, çok büyük endüstriyel. Yani mesela bir tofaş fabrikaya gittiğinizde, o fabrikadaki çok büyük hani robotlar vardır, alır, takar, gider falan onlar gibi robotlar bunlar, onlar o işe mesela hiç böyle girmiyorlar yani o çok akıllıca yüzde beşlik kısımda hatta o yüzde beşlik kısmında bir miktarı var orada Asyalı Asya'daki robotlara göre e, kendilerini mesela oraya konumlandırmışlar yani onlardan daha ucuz ama daha iyi olan bir yere kendilerini koymuş yani bütün bunların hepsini oturmuşlar hesap etmişler mesela bu arada bu robot e, hani 20 bin euro'nun bir miktar altında bir fiyatla satılacak e, e, buradan da şey var yani oturulmuş işte biz ne yapmalıyız nasıl yapmalıyızın hesabını yapmışlar o açıdan benim için e, bu tarz şeyler önemliydi. Yani konularına hakim olmaları, arkasında büyük bir veri analizinin olması, bu konuya duyulan heyecan, bütün bunlar bizi tabii ki olumlu yönde etkiledi. Ve yapılan yatırımlar da tabii ki çok çok önemli, olumlu yatırımlar. Bunlar da bizim için ekstra dikkat ettiğimiz şeyler. Şimdi isterseniz sunumdan açalım. Şimdi sunumu bir kere okuyun. Yani bunu yapacaksınız. bu sizin bir yatırımcıysanız göreviniz bu. Şimdi biraz e, matematik yapalım. Bakın bu şirketin sunumunda verdiği gelecek yıllara yönelik olarak satış geliri hedefi. Bu sene diyorlar 114.6 milyon dolarla bitireceğiz diyorlar. Yani bakın bugün Eylül ayı, bu ay Eylül ayında bu tahmini yazıyorlar buraya geriye 3 ay kaldı. Demek ki hani bu rakam olacak. Ee, yani bu saatte bu rakamı yazıyorlarsanız zaten o güne kadar alınan siparişler falan nettir yani. O nedenle muhtemelen bu civarda böyle. Bu işte 1 milyar 800 milyon liraya denk gelen bir ciro. Ee, 6 aylık cirosu 560 küsur milyon TL'ydi. Yani yılın ikinci yarısında çok ciddi bir ciro artışı olacak ki dönemsellik özelliği var. Neden? Çünkü şu anda... Gelirlerinin tamamı bu sistem entegrasyondan geliyor. Şurada sekmeler halinde veriyor. Bakın sistem entegrasyondan 107.4 milyon liralık bir gelir. Bu yıl e, 7.2 milyon dolar da bu Control xten bir gelir bekleniyor. Ve e, Pomega, Robotics gibi yerlerden herhangi bir gelir şeyleri yok. Ama yatırımlar var bakın yatırım şeyleri var. Ee, sonrasında ama çok ciddi yükselişler var yani kontrol e, xte mesela bu uyduyla beraber 26.4 sonra 2024'te 55 milyon dolar 75 milyon dolar gibi ciddi artışlar var 2023'te özellikle yüzde 266 gibi bir artış bekliyorlar lityum iyon pilden ilk başta çok düşük 504 e, 65 milyon dolar gibi bir ciro bekleniyor. 5 0.5 GW. Sonra bunun 1 1.5 GW'a çıkmasıyla 278 milyon dolara atıyor birdenbire. 2024'te asıl ciddi bir çıkış var. 2025'te de bu rakamın 402'ye çıkması bekleniyor. 2026'da 2.2 GW'la 437'ye gelmesi bekleniyor. Yani asıl iş burada. Dikkat ederseniz şu anki mevcut gelirlerini oluşturan sistem entegrasyon işi 2025'e kadar şu anda 107 milyon dolar, 2025'e kadar 204 milyon dolara gelecek ve ondan sonra 209. Yani burada artık 200 milyon dolarlarda bunu tutmak istediklerini ifade ediyorlar. Şimdi burada e, bu konuda bir şey söylemek istiyorum yani bu sistem entegrasyon işinde 200 milyon dolarlarda tut, tutacaklar artık onu. Yani daha çok böyle taahhüt işleriyle uğraşmak istemiyorlar. Uğraşacaksak da bizim kar marjımıza uygun olan işlerle uğraşmak istiyoruz diyorlar. E, bu da çok iyi bir yaklaşım mesela. Hacktaş, e, onların da mesela böyle bir yaklaşımı vardır. Yani biz Fiyatımızı indirelim, daha çok satış yapalım diye öyle bir mantık yok. Ee, belirli bir kar marjımız var, belirli bir risk biz alıyoruz çünkü hani herkesin girmek istemediği ülkelerde işler yapıyoruz. Madem bunu da biz alıyoruz, o zaman bizim ücretimiz de bu diyorlar ve daha fazla da büyümek istemiyorlar çünkü daha fazla büyürsek riski daha çok arttıracaklarını düşünüyorlar. Ee, bu mesela çok iyi bir şey ve bunun azalıp e, teknolojik işlerin artmaya başlamasıyla beraber e, kar marjı da tabii cirodaki ağırlıkları bunların arttıkça kar marjlarında da artışlar oluşması da tahmin edilebilir açıkçası. Evet şimdi aşağı geldiğimizde susuz sonuç olarak şirket bu yıl 114 milyon dolarlık bir e, ciro. 28.7 milyon dolarlık bir FAVÖK bekliyor. 2023'te 241 ve bakın 2024'te asıl sıçrama. Yani 2023'te iyi bir sıçrama var %100. Yine %100. Ondan sonra biraz daha 715 milyon dolara gelmesi bekleniyor 2025'te. 2026'da da 785 milyon dolar ve 212 milyon dolar FAVÖK gibi. Bir e, fabrikkar ve 785 milyon dolar gibi bir e, şeye ulaşması tahmin ediliyor e, bunların. Bu sunum iki çeyrek, 2022'nin ikinci çeyrek sunumu. Yani en son sunum bu. Bir önceki sunumlara göre bu 2024 ve 2025'lerde çok ciddi sıçramalar var. Yukarı doğru çok ciddi revizeler var. O yüzden e, biraz da bu tabii heyecan yarattı açıkçası. Şimdi e, size bir şey göstermek istiyorum. Mesela bakın bu sunum 4C 2020 sunumu. Yani 2020'nin son çeyreğinde. Yani aşağı yukarı Mart 2021 gibi falan ilan edilmiş bir, bir sunum. Bu sunumu incelediğinizde daha henüz içinde bunun işte kendilerini anlatıyorlar. İşler ve güç, güçlerden bahsediyor ama bu yeni daha... E, Pil, e, pil yatırımı, uydu yatırımı gibi şeyler yok mesela burada. E, 2021'in birinci çeyrek sunumunda, birinci çeyrek sunumunda zaten kapa da bunu veriyorlar, ilan ediyorlar. Sonra artık bu lityum iyon pil yatırımı e, giriyor. Bakın yani ne zamandır bu? Birinci çeyrekler mart sonu ilan ediliyor, Nisan, Mayıs ayı gibi ilan edildi bunlar Haziran ya da Haziran 2021'de bu ilan edildi. lityum iyon pil yatırımı ilk defa giriyor ama şey yok henüz tabi geleceğe yönelik rakamlar yok. Sırayla gidiyorum buradan da ee, burada da e, bu da kimmiş bu da ikinci çeyrek 2021 yani 2021 ikinci çeyreği ne zaman bu da? Hani Haziran'da bitiyor, Ağustos'ta bilanço geldi, Ağustos ya da Eylül 2021 yani bundan tam bir yıl önceki sunuma ilk defa e, bu sefer iyon pilin yanında şurada yukarıda lityum iyon based pilin e, yatırımının yanına e, ve bu uydular giriyor. Uydu artık eklenmeye başlıyor, uydular anlatılmaya başlanıyor, bir bir tarih veriliyor. İşte ilk uydu 2022'nin son çeyreği, sonraki ikinci çeyrek 2023 ki şu anda zaten birinci uydu daha erken fırlatıldı açıkçası. Bunlar geliyor ve sonra yine devam ediyor. Yine aşağıda hani geleceğe yönelik bir şey yok. Biz şu kadar ciro yaparız, bu kadar falan diye bir şey yok. Bu da üçüncü çeyrek 2021. Evet, ikinci çeyrek 2021'de artık... Giriyor. Yani mevcut işlerle ilgili 2026'ya kadar olan tahminler giriyor. Kontrol X geliyor. Ee, Batari geliyor ve robotik geliyor. Bakın mesela robot yatırımı da geliyor ve yine toplamda robot işi de mesela giriyor devre. Daha da yukarı çıkarsanız bu sunumlarda robotu anlatıyor zaten size. Oralarda da var. Evet yani... Ee, özetle e, size söylemek istediğim, bu da en son sunum olarak da e, yani arada da var bir sunum. O sunuma göre de zaten iyi bir revizyon buralardan geliyor. Yani aslında e, işin ilk kısmı ta bir çeyrek 2021 işte geçen yılın 2021'in Mart ayında giren bir olay. E, yani hani bu kontrolmatik e, yeni yeni böyle çıkmadı. Yani bunlar o zamandan, ta 2021 yılından itibaren zaten yapılan e, verilen hedefler şeyler. Şimdi bakın 2021'in Martında ilk sunumlar geldi dedik. Mayısında e, ilk bu sunuma girdi. 2021'de fiyat yani şu anki biliyorsunuz sermaye artırımı oldu. O zamanlar fiyat işte 12'ler, 11'lerde uzunca bir süre hem de Nisan 2021 ve Aralık 2021 yani 7-8 ay bu yataylıkta kalıyor. Aralarda yine 1-2 sunum daha var ve uydu da giriyor, robot da giriyor falan. Yani artık her türlü bilgiyi alıyor yani yatırımcı. Buralarda uyanan kişi yani fırsat vermiş yani söylemek istediğim o. Aslında hani Sunumlara girdi onlar oldu bunlar oldu falan derken çok önemli e, alım için fırsat veriyor yani bu, bu kadar şirket bas bas bağırıyor aslında e, ve o, o sırada da 7 ay 8 ay hisse senedi böyle yatayda kalıyor e, 2021 yılının tabii kendine ait de bir özelliği var hani kötü bir yıl oldu e, Mart ayında Merkez Bankası Başkanı değişti e, Türkiye'den çok ciddi yabancı çıkışları oldu. Hani iyi şirketlerin bile gidemediği böyle yatayda kaldığı bir sene oldu aslında. Onun da getirdiği bir pis, psikolojiyle oldu. Ama buralarda bunu okuyup anlayanlar aslında şu anda gayet iyi bir para üzerinde oturuyorlar yani. Peki geldiğimiz yerde bu fiyat nedir? Ne anlama geliyor? Onu biraz şey yapalım. Şimdi son şeyde... Geldiğimiz nokta bu. Yani biz 4 yıl sonra 225 2025-2026'da işte 700 milyon doların üzerine 780 milyon dolarlara doğru giden bir şirketten bahsediyoruz şu anda. Peki e, Kuruntu bir açalım bakalım. Yani bunun e, şeyine bir bakalım. Biraz ha, şeyler yapalım. E, buradan kontrol matiği açalım bizim Fesweb'de. Ee, bize bir versin. Bakın mesela zaten 2021'den itibaren yıllık ciro, yıllık satış, esas faaliyet karı net kar inanılmaz bir şekilde zaten artıyor ve yükseliyor. Ee, bu da en son 6 aylık. 6 aylıkta 119 milyon lira net kar yazdı. 514 milyon TL'de ciro yaptı. Biz bu cironun yıl sonunda 1 milyar 800 milyon lira olmasını tahmin ediyoruz. Aşağı yukarı da 360 milyon lira gibi de bir kar herhalde yapar diye düşünüyorum ben. Ee, e tabii fiyat da artıyor. Yani fiyat e, 2020 yılı sonunda birken şu anda bakın 13 olmuş mesela. 13.3 kat gitmiş. Net kar e, 33 milyonken şu anda e, 200 milyon olmuş. Net kar da e, kaç olmuş? 33'ten 200'e 7 kat artmış aslında. Fiyat 13 kat. Kar 7 kat gitmiş. Hani fiyat karın üstünde. Zaten e, o nedenle de FK zaten yüksek. Gelelim şuradan bir piyasa çarpanlarına bakalım. Şeye bağlayacağım. Hani 4 yıl sonra ne fiyat olması lazım? Nerelerde olabilir? Ona bağlamak istiyorum. Ee, şu an öz sermaye karlılığı %72. Hani 7-8 piyasa değeri, defter değeri olabilir. Ama şu anda piyasa değeri, defter değeri rasyosu 21. Mesela. Pardon, evet 21. Hani buna göre de epey bir yüksek. Şu, şu an için ama böyle. Şimdi e, net kar marjını alırsak. Net kar marjı bakın artık geldi buralara oturdu %22'lere. Yeni işlerle beraber gelecek yıllarda da bunun etkileri marjı yüzde 25 ve üzerine doğru da gidebilir açıkçası. Şimdi benim e, fiyat bölü satış rakabından giderseniz şu anda fiyat bölü satış rasyosu hissede 9.3 yani cirosunun 9.3 misli üzerinde işlem görüyor. Bu tabii çok çok yüksek bir rakam yani bunun böyle olması için net kar marjınızın yüzde 90 olması lazım. Bu çok ölçülebilir bir rakam değil. Ee, ben şöyle hesap ediyorum, ee, pardon şunu almaya çalışıyorum. Eğer e, 2026'da 785 milyon dolar e, gibi bir ciro bekliyorsa ve %25 gibi bir net kar marjına sahipsek piyasa değeri bölü satış rasyosunun normalleştirilmiş çarpanının normal çarpanının uzun vadede iki buçuklar seviyesinde olması lazım. Yani 2,5 katı üstünden işlem görmesi lazım. 785 çarpı 2.5 derseniz 1 milyar 962 milyon dolar seviyesinde bir piyasa değeri Hesap edersiniz kontrol matik için. Bu hesaplamalarla. Şu anda ne kadar? 475 milyon dolarda. Ne demek istiyoruz yani? Bölü 475 derseniz 4.2 kat. 4 kat ya da deyin gelecek 4 yılda dolar bazında 4 katlık bir yükseliş size mesela veriyor diyebiliriz mesela. Yani böyle bir öngörü. Ha şu an fiyat bölü satış rasyosu. 9 mesela. Yani çıkıp da bunu 9'la çarparsanız 7 milyar dolar gibi rakam hesap edersiniz. Yani o bana göre biraz çok aşırı. Yani şu, şu anki fiyatı da şu anki bilançosuna göre zaten aşırı ama piyasa mevcut bilançoyu fiyatlamıyor zaten. Gelecek bilançoyu fiyatlıyor. O nedenle önemli. Ee, peki daha şeyine gidelim. Yani FAVÖK hesap edeceksin. Peki o zaman ee... Firma değeri bölü Favek rasyosuna baktığımızda hani 46 görmüş, en düşük 23 görmüş. E, sektör ortalaması da e, 36-27 en düşük gördüğü yerler, oralar. E, 23 verirsek mesela 23 verelim yani şu şeye göre, e, şuna göre. 212 milyon lira Favek çarpı 20 verelim, 20 verirseniz. 4 milyar 240 milyon dolar eder. Mesela bakın az önce neredeyse 2 milyar dolar hesap ediyorduk. Hadi net borcu da var şu anda 24 milyon dolar. Onu da düşelim. 4 milyar 200 milyon dolar diyelim. 4 milyar dolar değil. Ee, bu da tabii az önce hesap ettiğimiz 2 milyar doların çok üzerinde bir rakama karşılık gelir. Tabii o dönemde de bu yani 20 firma değeri böyle Fabrik rasyosu ne kadar normalleşmiş bir çarpan olacak bilemiyorum. Hani firma değeri fabrik rasyonları hani genelde 10 10 falan alınmalı, 10 11 alım. Hadi bu sektör biraz daha yüksek gider, 12 falan alırsanız 212 çarpı 12 derseniz 2,5 buçuk milyar dolar net borcu da o zaman net borcu da biraz da artabilir. Onu da düşerseniz hani 2-200, 2, 2 milyar 200 milyon dolara gelir. Az önceki hesap ettiğimiz fiyat bölü satış rasyosuyla da doğru orantılı olabilir. Ee, yani gelecek yıllar için e, hesap edilen rakam aşağı yukarı e, 4 yıl sonrası için 2 milyar e, dolar ve üzerine doğru sürprizler olabilecek bir fiyattan bahsediyoruz. Şu anda ControlMatic'in piyasa değeri 475 milyon dolar. Yani gelecek 4 yılda 4 katın üzerinde, 4 katla 5 kat arasında bir fiyat hesap edebilirsiniz. Geleceğin fiyatı bu bakın. Şimdinin fiyatı değil. Bu hesaplamalar olursa, bunlar olursa, bu bu Kasım ayında uydunun gönderilmesi mesela somut bir adım olacak o güzel. Ee, batarya fabrikasının yatırımının bit bitmesi yılın ilk çeyreğinde, ilk pillerin çıkması, bütün bunlar somut adımlar olacak. Bunlar iyi. Yani bütün bu adımlar artık somutlaşmaya başladıkça e, fiyatlamalar da ona göre biraz daha agresifleşmeye başlayabilir açıkçası. Peki e, kısa vadede nedir? Yani şimdi bakın grafiğimiz bu e, kontrol matikte. Kısa vadede bir hareket yaptı. O hareketin ardından bir, bir düzeltme yaptı. Yani daha şunun şurasında Ağustos ayının başında 30 liralar, 28 liralardayken 49'lara kadar giden bir hisse oldu. Bir süre, bir süre kontrol matik, yatayda bir seyir yapabilir. Hani kısa vadede ya bu şirket toplantı yapmış, bu kağıt her an hareketlenebilir diye bir kafa. Varsa öyle bir şey olmayabilir açıkçası böyle ama kontrol matikte şu anki şeyler altında uzun vadeli bu anlatılan projeksiyonlarla beraber ve bu projeksiyonların da gerçekleşmesiyle birlikte sabırlı olan kişi, yatırımcı olan kişi, 2000 bu yıla değil gelecek yıla yönelik hareket eden bir insan bence iyi bir getiri elde edebilir. Son olarak söylemek istediğim şey şu, bu tarz uzun vadeli hikayelerde yani şu anda bu şirketin bir hikayesi var. Aslında bu hikayeyi size geçen sene başlamışlar anlatmaya aslında da hani onu alan okuyan yakalayanlar yatırımını yaptı zaten. Şu anda da ama artık yeni bir ikinci bir yatırım evresi var oluşuyor. Ee, bu bir süreç gelecek dört yıldan bahsediyoruz. Bu dört yıl içerisinde başka olaylar da olabiliyor bazen. Yani bu yatırımın genişletilmesi mesela sunumda diyor yeşil enerji yatırımlarımıza devam etmek diyor. Belki de bu pil yatırımı bitecek. Ee, bu sefer tabii Amerika'da belki yeni bir yatırım oluşacak. Belki buradaki pil yatırımı daha da ileri bir boyuta gidecek. Ee, bu robot şey, kontrol x ve uydu tek teknolojisi belki beklentilerinden daha büyük olaylara gidecek yani yolda ne gibi olaylar olacağını bilemezsin işte bakın ben size geçen sebebi aksa enerjiyi anlattım aksen e, dedik ki Özbekistan yatırımları gelecek devreye girecek kapasitesi bunlar olacak falan bütün bunlar yani ortadaydı zaten ne oldu biz o zamanlar aksen için oturup matematik yani hesap ediyorduk. E, megawatt saatini elektriğin 300 TL'lerden hesap ederken bugün şimdi 3000 TL'lere gitti. Döviz o zamanlar 8 lirayken bugün 18 lira oldu. Bizim o zamanlar 14 liralarda hesap ettiğimiz hedef fiyatlar ki ben anlatırken hissenin fiyatı 7 7 ile 8 TL arasındaydı. 14 liralarda hesap ederken şimdi bir şey oldu işte 30'larda falan hesap ediyor. 30'un da üstüne. Bu dönemde şirket yeni bazı işlere girdi, yeni yatırımlar aldı. Yani sürekli böyle üstüne koyuyor. O yüzden burada da bunlar olabilir. Yani gelecek 4 yılda yeni haberler, yeni gelişmeler, yeni yatırımlar da gündeme gelebilir mesela. O nedenle bu hesap ettiğimiz fiyatlar daha da yukarıya da gidebilir. Aşağı yönlü de riskler olabilir. Ama genel olarak benim benim de sorduğum sorular oldu falan benim de edindiğim iz izlenim toplantıdan hani gelecekte kötümsel yönde yani daha aşağı doğru e, oluşabilecek gelişmeler çok fazla beklenmiyor e, dünyanın bu tarafa doğru gittiği düşünülüyor ve e, rüz, rüzgarın bu yönde olduğu düşünülüyor ve hatta daha da büyüyeceği bu işlerin yönünde bir beklenti var. Şimdilik böyle bir ileriye yönelik bir tahmin verebilirim size, ee, ama daha da yüksek fiyatlarda olur mu olmaz mı bunları da zaman içerisinde yaşanan gelişmeler bizlere söyleyecek. Sabırlı olan, yatırımcı olan, şirketini izleyen, fiyatı izlemeyen, fiyat çünkü şeytandır. Bakın fiyat sizi yanıltır. Bu hisse mesela kısa vadede. Belki de böyle yataya girecek, gidecek. 42'ye 40'a e düşecek belki. Buradan 47'ye çıkacak, düşecek. Böyle böyle bir bakmışsınız. Belki de 3 ay geçecek. Öf pof falan eden burada yitirir olayını. Ama ileriyi gören, ileriye yönelik yatırım yapan ve fiyatı izlemeyen, şirketini izleyenler açıkçası e, bence ilerleyen yıllarda, hani gelecek yılda dahil, Ondan sonraki yılda dahil, sonraki yılda dahil e, getiri elde edebilirler. Çünkü hani zaten bizim yaptığımız, benim yaptığım muhafazakar hesaplara göre bile hani 4 yılda 4 kat gibi dolar bazında öyle bir hesap yapıyoruz. Yani matematik bize bu rakamı veriyor. Bence yani az buz bir rakam değil. Dolar bazında gelen bir şey getiri. O nedenle e, sabreden bence e, kontrolmatikte yolda bir kaza olmazsa e, iyi bir getiri yapabileceğini tahmin ediyorum ben. Evet bu kadar kontrolmatikte söyleyeceklerim kısa tutmak istedim ama uzun sürdü kusura bakmayın. Hoşça kalın iyi günler.